Selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Summe yu'idukum fiha ve yucricukum icracen. Sonra sizi yine ona döndürecek ve sizi bir çıkışla diriltip çıkaracaktır. Evet arkadaşlar. Nuh suresi 18. Az önce okuduğum ayet arkadaşlar. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْفَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْفَارًا. Halbuki siz halden hale, tavırdan tavıra geçirerek yaratmıştır. Halbuki sizi halden hale, tavırdan tavıra geçirerek Allah yaratmıştır. وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَتْفَارًا. Evet arkadaşlar, burada Nuh suresi 14. Nuh suresi 14'ten 18'e kadar okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Halden hale ve tavırdan tavıra. Fakiha suresi 61. ayet. O da önemlidir. Okumanızı tavsiye ediyorum. Okumak lazım arkadaşlar. Okuyabilmek, anlayabilmek. Mecdeli Meryem'i elimden geldiği kadar anlatacağım bu videoda. Mecdeli Meryem meselesini. Ale en nubeddile emsalekum ve nunşi'ekum fima la talemune. Sonraki nesillerde sizin benzerlerinizi getirip değiştirme ve şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden yaratma, inşa etme konusunda da önümüze geçilemez. Yani sizin benzerlerinizi getirip değiştirme ve şimdi bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden yaratma, inşa etme konusunda da önümüze geçilemez. Allah'ın takdiridir arkadaşlar. Ve bizi istediği zaman, istediği yerde tekrardan da yaratma gücü vardır. İsterse bizi iki kere de dünyaya gönderir, iki kere, beş kere de gönderir, 10 kere de gönderir, 20 kere de gönderir. Kimse buna hesap soramaz. Biz önce Hızır Aleyhisselam'ı bir çözelim, onun gizemlerini çözelim. Nasıl oluyor da Hazreti Hızır tekrar tekrar gençleşerek binlerce yıldır hep insanlara yardım ediyor? Nasıl oluyor da Musa Aleyhisselam'ın zamanından bugüne kadar halen yaşıyor? Hep yaşlanıyor, 100 yaşlarına geliyor ve tekrardan gençleşiyor. Peki nasıl oluyor? Neden Hızır Aleyhisselam'a inanıyorsunuz? Neden diğer insanların tekrardan dirileceğine inanmıyorsunuz? Bu nasıl bir çelişkidir? İnsanlar kendi çelişkilerinde boğuluyorlar. Bir yerde merhamet gözyaşları dökenler, diğer taraftan insanları ateşli kuyuya atmaya çalışıyorlar. Kendileriyle çelişen bir insanlık kendisiyle savaştadır aslında. Kendisiyle bir savaş içerisindedir. Bu savaş derin bir savaştır. Zorlu bir savaştır. İnsanlar en büyük ve en derin savaşları kendileriyle yapmalıdır ve ilk kendileriyle barışmalıdır ve kendilerini yenmelidirler. Onun için insanlara nasihat edercesine küfür etmek değildir mesela. Onun için kıymetli günlerdeyiz arkadaşlar ve Meşdeli Meryem'in dünyada
olduğunu rüyada gördüm arkadaşlar. Tabi bu bir rüyadır. Meşteli Meryem'i dünyada gördüm. Belirli bazı işaretlerini gördüm. Ve Meşteli Meryem'in aramızda olduğunu gördüm. Bu konu önemli bir konudur. Yani bu konu önemli bir meseledir. Derinliğine girmeye gerek yoktur. Kişinin de kendisini bilmeye gerek yoktur. Çünkü Meşteli Meryem meselesi önemlidir. Hazreti İsa'nın yakın arkadaşıydı ve yakın havarilerindendi ve Meşteli Meryem'in İncil'i de vardır. Tabi zaman bu şekildedir. Farklı suretlerde ve farklı şekillerde, farklı dönemlerde Allah bizi yaratabilir. Hatta bizi farklı galaksilerde de yaratabilir. Yani Allah'ın gücü her şeye yetendir. Allah her şeyi, herkes için aynı şeyi yapmaya gerek yoktur. Hani mesela Allah bir insana bir özel bir hayat verebilir. Yani birine vermez, birine verir. Said-i Nursi şöyle demiştir. İsa bir anneden tekrardan doğacaktır. Şimdi ruhların kabirlerine döndürüldüğü ayeti vardır. Ruhlar kabirlerine döndürülecekler. Bu kabir aslında başka ayetlerde de vardır. Şöyledir arkadaşlar. Kabirlerine döndürüldüğünde, yani ahiret meselesidir. Sadece kabir meselesi burada. Önemli olan biz bunu iyi araştırmamız lazım. Yani kabirlerine döndürüldüklerinde buradaki meselemiz aslında şu olmalıdır. Azaben kabir geçmez ama azaben ahire geçer. Onu ayrı bir parantez içinde ele alalım. O ayrı bir meselede. Tekrardan biz aslında iyi şekilde araştırmak lazım. Yani Meşteli Meryem'in tekrardan İyi araştırmak önemlidir arkadaşlar. Hazreti Meşteli Meryem'in yaşadığıyla ilgili evet. Onun için arkadaşlar bu derin bilgileri vermek biraz sıkıntılıdır. Düşünebiliyorsun bu konu nereye gider ve nasıl olur diye. Tabii ki bazen anlatayım mı anlatmayayım mı arasında kalırsın. Bu da öyle bir durum oldu. Biraz düşündüm arkadaşlar. Onun için kıymetlidir. Bu bilgiler kıymetlidir. Bunu bilenler bilir. Onun için hastalıklı halimizle, grip halimizle elimizden geleni yaparak evet arkadaşlar. Allah kerimdir diyelim. Daha fazla uzatalım ben bilmiyorum videoyu. Özellikle bazı bilgileri veren bazı insanlar vardır ama bilgileri eksik vermeye çalışırlar. Bu bazen gereklidir, bazen zaruridir arkadaşlar, yani mecburidir yani. Bazen ise bunu farklı bir şekilde de yapmak isterler. Yani farklı bir yeter ki gemi yol almasın gibisinden. Yeter ki gemi yol almasın gibisinden yapılır. Bunu iyi idrak etmemiz lazım. Mavi suyu içecek kadınla alakalı bazı bilgiler olduğunda
paylaşacağız arkadaşlar. Bu diğer konularda da arı kraliçe meselesi de önemlidir. Hassasi olan kadın da ve diğer kardeşlerimiz de önemlidir. Bütün meseleler vardı. Burada Peygamberin yakınındaki, Efendimizin yakındaki kişi var. Elma ile alakalı mesele var. Bir erkek kardeşimizdir. Bazı bu şekilde rüya bilgilerimiz vardır. Gerçi rüyalarımız zaten ortada. Bugüne kadar ortaya çıkmış olan 142 tane rüyamız vardır. Ve tabi bunun kıymetini bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler ne yaparsan yap aynı şekilde devam ederler. Onların aslında kulakları iyi duymadığından dolayıdır. Tam net olarak duymuyorlar. Çünkü farklı boyutlarda geziyorlar arkadaşlar. Onun için biz kendi işimize bakalım. Katıla yeni üye olanlar vardır. Katıla üye derken katıla üye, kanala üye ve özel canlı yayınlarda faydalanabilirler. Herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum. Allah bizimle olsun. Siz de katıla üye olmadıysanız deneyin ve inşallah katılabilirsiniz. Saygılar ve sevgiler arkadaşlar.